8 Eylül 1946'da Mardin'in Savur ilçesinde 8 kardeşin 7.'si olarak dünyaya geldi Aziz. Okuma yazma bilmeyen annesi ve babası eğitime çok önem verirdi. Aslında futbola meraklı olan Aziz, fikir değiştirerek tıp okumaya karar verdi. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamladıktan sonra 1963'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1969'da üniversiteden birincilikle mezun oldu. İki yıl boyunca Savur'da bir sağlık ocağında hekimlik yaptı. Daha sonra aldığı burs ile 1971'de Johns Hopkins Üniversitesi'ne, ardından Dallas, Texas Üniversitesi'ne gitti. Dallas'ta üniversitenin moleküler biyoloji programına Claude Rupert'ın laboratuvarına katıldı. Bu laboratuvarda Sancar danışmanı Claude ile fotoliyaz olarak adlandırılan bir geni klonladı ve bu buluş Doktor Sancar'ın önce yüksek lisans, sonra doktora derecesi almasını sağlamıştır. Daha sonra Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. DNA onarımı, kanser tedavisi, hücre dizilimi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarına devam eden Aziz Sancar, 400 civarında bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. Kuzey Carolina Seçkin Kimyager Ödülünü almaya hak kazandı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimsel Akademisi'ne seçilen ilk Türk oldu. 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne asli üye olarak seçildi. Ayrıca Aziz Sancar, kanser tedavisinde sirkadiyen saat kullanımıyla da ödüller aldı. Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla eşiyle birlikte Aziz Gwen Sancar Vakfı'nı kurarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde Carolina Türk Evi isimli bir öğrenci misafirhanesi de açtı. 2015 yılında ise Nobel Kimya Ödülünü DNA onarımı hakkındaki bilimsel çalışmasıyla kazandı. Sancar, beni ödüle götüren Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Anıtkabir Müzesi'dir diyerek Nobel ödülüyle madalya ve sertifikasını Anıtkabir'e teslim etmiştir. Çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben çalışmaya inanıyorum.